Güneş, ağır makyaj, toz ve stres özellikle kadınların cildinde önemli etkilere neden oluyor. Son moda cilt bakımındaki en yeni trendleriyle devam ediyor. Pırıl pırıl bir cilt, güzel bir görünüm. Kim istemez ki? Şimdilik gençlik aşısı bulunamamış olsa da bunların bir yolu var. Sağlıklı beslenme ve anti-aging kürleri. Konuğumuz Bilge Ateş hanımefendi. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sıvı şekilde yüz germe öğreneceğiz sizden. Bu uygulamayı ben de ilk defa duyuyorum. Sanırım son yıllarda gerçekten çok fazla tercih ediliyor. Evet, çok revaçta bir yöntem. Kimler yaptırabilir? Sıvı yüz germeyi aslında biz danışanları ayırırken yaş gruplarına göre değil, ihtiyaçlarına, yani biyolojik yaşlarına değil, cilt yaşlarına göre ayırıyoruz. Dolayısıyla yüzünde bir sarkma hisseden, volüm kaybı hisseden, aşağı inme hisseden ve bu da bizim tarafımızdan da doğrulanmış. Çünkü her kadının kendi çapında bir miktar sarkması vardır ona göre. Bizim tarafımızdan da uygun görmüş hastalara bu işlemleri yapabiliriz. Peki yüzümüzdeki çizgiler oluşmaya başladığında mı yaptırmalıyız, yoksa daha yüzümüze o yorgunluk, o çizgiler inmeden mi önlemini almalıyız? Bütün tıbbi tedaviler gibi bir hastalığı oluşmadan önce korumak en etkin tedavi yöntemidir. O yüzden 20'li yaşlardan itibaren aslında bizim yaş alma sürecimiz başlıyor. Ve her yaşa uygun yaş alma sürecini yavaşlatan, bizi daha canlı, daha fresh, daha iyi gösteren yöntemler var. 20'lerde, 30'larda biz aslında cildimiz iyidir, canlıdır, yeterince kolajen miktarı vardır ama mükemmel değildir. O yaşlarda, 20'lerin başlarından itibaren yapmamız gerekenler güneşten koruyucularımızı kullanmak, cildimizi uygun temizleyicilerle temizlemek ve dermakozmetik ürünlerle nemlendirmek. Sıvı yüz germe tekniğinin dolgu ve botokstan farkı nedir? Aslında botoks ve dolguyu da sıvı yüz germe tekniğinin içerisinde kullanıyoruz. Dolgu malzemeleri, şimdi biz yaş alma sürecimizden bahsedelim önce. 30'lu yaşların başında bizim cildimizin yüzey kısmındaki yağ hücrelerinin, yağ miktarının hem volümü azalır hem de aşağıya doğru yer çekimiyle inmeye başlarlar. 35'ten sonra da kemik dokumuzun üzerinde duran ve bizim cildimizin çatısını oluşturan yağ pedilerimiz var anatomik olarak. Onlar da volüm kaybına ve aşağıya doğru inmeye başlarlar. Biz bunu nasıl görüyoruz hastada? Önce ilk gördüğümüz aşama aslında yanak tepesindeki düşme. Yani daha yanağımız şöyle yukarıdayken daha aşağıya doğru iner. Bugün 36 yaşında bir danışanımız var. O modelimizin üzerinde göstereceğiz. O gayet iyi, evet, durumda. Kesinlikle. Ama böyle bir demonstre edelim süreci. İşte yanak böyleydi. Şu yanaklar böyle birazcık iniyor değil, evet, mi? Evet, aynen öyle. Aslında şöyle bir vektörel özellik varken yaşla beraber bunların indiğini görüyoruz. Yanak köşesi düşüyor. Birazcık daha düşüyor. Göz altında gözyaşı oluğu dediğimiz alan belirginleşmeye başlıyor. Mesela burada burun kenarı çizgisi dediğimiz nazorebiyel çizgi belirginleşmeye başlıyor. Birazcık daha elimle indiriyorum. İnerse eğer ağız köşesindeki boşluklar, üzgün bir yüz görünümü, bu aşağıda yorgun bir sarkmalar. İfade, sürekli bir yorgunmuşuz gibi gözüküyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Sıvı yüz germe tekniğindeki uygulama tam olarak nerelere uygulanıyor? Evet. Şimdi şu alan özellikle dolguyu yanağın en tepe noktası, yanağı yukarıda tutan noktadır. Mutlaka bu alana bir kere dokunuyoruz. Yine çenemizin köşesi, şöyle çevirdiğimiz zaman, bakın şöyle düz ve keskin bir çene hattı aslında bizi olduğumuzdan daha iyi gösterir, daha genç gösterir. Dolayısıyla çene köşesine koyduğumuz dolgular, yanak köşesi ve çene köşesiyle başlıyoruz. Bazı hastalarla, mesela bu hastamızda, bu alanlara koyduğumuzda yeterli bir düzelme sağlıyoruz. Ama bazıları birazcık daha ileri dönemde yanımıza geliyorlar. Burun kenarları ve dudağın burasında, aşağısında olan bizim marionet çizgisi dediğimiz üzgün ağız görünümünde sıvı yüz germe yöntemiyle
bir lokal anestezik krem sürerek yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreçte hastayı olduğundan daha iyi bir şekilde, yaşının daha iyi ve daha fresh görüntüsüyle evine yollamamız mümkün. Ne kadar sürede bir tekrarlamamız gerekiyor? Hepsi tamamen aynı anda mı eriyor yoksa bölüm bölüm şeklinde mi? Şöyle botoksla dolguda biz onlara tabii ki bir süre veriyoruz şu kadar zaman diye ama bu süre zarfında yavaş yavaş etkinliği azalan şeyler. Mesela dolgu için ortalama bir yıl diyoruz ama bir yıl sonra hop bir sabah uyandığınızda dolgunuz gitmiş olmuyor. Aslında dolgunun %100'ünün erimesi, çünkü vücudumuzda dolguyu eritecek bir madde var hyaluronidaz diye. Onun etkileşime başlaması hemen koyduğumuz andan itibaren aslında dolgu bir süre sonra erimeye başlıyor. Tam olarak vücuttan temizlenmesi bir sene. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Bilge Hanım'dan sıvı yüz germe tekniğini öğrendik. Siz de güzel bir görünüme kavuşmak istiyorsanız anti-aging kürlerini tercih edebilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere.